kaliteli oyuncular vardı. 1994-97 yıllarında A takımda ısınma süreçleri, gitgeller, duygusal çöküşler, psikolojik olarak inanılmaz gerginliklerin yaşandığı dönemlerdi. O süreç çok gözyaşının olduğu bir süreçti. O süreç benim için üzüntülü bir süreçti. A takımda o dönemde sıkıntılar çektik. O dönemdeki abilerimizin bazıları bize iyi davranmıyordu ve o yaş grubundan 4-5 kişiydik biz. Bizi istediğimiz gibi rahat hareket ettirmiyorlardı. Bize de bu konuda kimse yardımcı olmuyordu açıkçası. Pas atarken bile argo ifadeler kullanıyorlardı bize karşı. Hocaların bile bizim varlığımızdan, yokluğumuzdan haberleri yoktu. Yani o kadroyu hatırlıyorum. Yani içinde işte kaptanı Kemal Serdar oldu kadro. O gün Abdullah Hami Hoca, Soner Boz, Orhan Çıkrıkçı ki şu anki yardımcılarınızdan biri. Şimdi hepsi birbirinden değerli, çok önemli futbolcular. O kadroda gençlere böyle mutsuz hissettirilmesinin nedeni ne olabilir? Şimdi programdan önce söyledim ya, hafızamda biraz çok netlik yok ama geçmişte kalmış tabii. Yani onlar da belki bugün o yaptıkları hataları, bize karşı tutumlarını bugün sorsanız belki onlar da bunlardan hoşnut olmazlar, kabul etmezlerdi ama yaşanmışlar var, yaşanmışlıklar var. Üzücü. Ben burada tabii en azından kariyeri olan bir konumdayım ve bu an şu an karşınızda duruyorum. Teveccühlerinizle beraber ama benim gibi çok yetenekli oyuncular da vardı. O kaybolanların yani sorumlusu burun sürtmek istiyor olabilirler mi hocam? Nasıl? Burun sürtmek. Yani genç gelmiş, fazla havalanmasın amiyane tabiriyle. Biz de A takımın koşullarını ona bir gösterelim. Ben bunu kabul etmem. Ben böyle bir şey kabul etmem. Burada teknik adamı da oyuncusu da neticesinde biz insanız. Yok sahada farklıymış da dışarıda farklıymış da falan, ben böyle şeyleri de kabul etmem. İnsan neyse odur. Dolayısıyla küçüğüne nasıl davranması gerekiyor, büyüğüne nasıl davranması gerekiyor ki o topraklarda yaşıyorsan, o kültürde yaşamışsan, bu ülkede yaşıyorsan bunun bir karşılığı olmak zorunda. Yani biz hatayı tolere etmeye gerek yok. Eksik yapılmıştır. Bu üzüntüler yaşanmıştır, bitmiştir. Burada şimdi ajitasyon yapacak durumda değilim ama 45 yaşında oldu, 45 yaşında. Yani benim 2,5 yıl boyunca ağladığım gözyaşlarının karşılığını bana kim verecek? Bir daha buraya mı dönmem gerekiyor? Veya böyle birçok oyuncu var. Ne zaman ağladınız hocam? Ya o yıllar işte yani. Sabahlara kadar ağlıyordum. Hiç kaptanla konuşmadınız mı? Kaptan Kemal'le ya yani. Bize biri merhaba dese bir şey de konuşacaktık da. Öyle anlatıldığı sonrasında gibi. Hiç anlamlandırabildiniz mi bu? Neden bize bunu yaptılar diye? Şimdi, çok ilginç bir konu çünkü bu. Hem benim üzüldüğüm, kızdığım da bir şey. Çünkü ya düşünsenize bir oyun içerisinde ve küçüklüğünüzden bu yana önemli bir oyuncusunuz, yetenekli bir oyuncu olarak addediliyorsunuz. Ama bir türlü o sahneye çıkma şansı, güveni oluşmuyor sizde ki. Hep kendi kabuğunuza. Oradan sonra tabii başka yerlerden onun acısını çıkart, hatalar yap falan. Bu benim için, evet ben de yaptım bunu, ben de yaşadım, çok yaşadım. En fazla belki ben yaşadım ama ben buradan kurtulabildim. Yani şöyle kurtulabildim. Şu an karşınızdayım. Bir kariyer inşa ettim. Çok şükür. Ama o kariyeri inşa edemeyen arkadaşlarımız oldu. Çok oldu hem de. Yani çünkü gerçekten iyi oyunculardı. Şimdiki Trabzonspor kültürü içerisinde hala böyle mi sizce? Şu an öyle değil. Ya bu bilişim çağı, telefonların, işte Instagram'ın, sosyal medyanın hayatın çok içerisine girmesi, şartlar zamana göre farklılaşıyor tabii. Yani şimdi bunu ne kulüpte biri yapsa yönetici müsaade eder, hoca müsaade eder. Dolayısıyla artık o tip şeylerin kalmadığını düşünüyorum. Dönemseldi yani. Şimdi ilginç bir bilgi. Wikipedia bir ansiklopedi, yarı profesyonel. Yazarları, editörleri de resmi değil aslında ama sizinle ilgili şöyle bir ibare var orada. 16 yaşında Trabzonspor A takımına yükselen Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Orhan Kaynaklı kadroda yer alan Fatih Tekke, tecrübesizliği ve agresifliği yüzünden Altay Spor Kulübü'ne kiralandı. Şimdi biraz önce dedim ya, Wikipedia aslında yarı resmi bir bilgi bankası ve orada şu bilgiyi paylaşmaktan, böyle bir iddiada bulunmaktan çekinmemişler. Agresifliği. Güzel. Neden adınız agresife çıktı hocam?
Ben ne bilmiyorum. Wikipedia'ya sorsak onu. Neden çıktı? Yaşadığınız bir olay var mı? Hatırlıyor musunuz? Var tabii, çok var. Ya şehrin içerisinde var, takımın içerisinde var. Basınla var, var var, çok var. Çok var. Bunu değiştirmek istemediniz ya mi? Bu... Yoksa nasıl anlamlandırdınız? Şöyle. Şu anda aynı şeyler olsa yine aynı tepkileri vereceğimi düşünüyorum. Çünkü %100 haklıydım hepsinde. Hepsinde? Evet. Bir örnek ilk gelmiştir kesin aklınıza. Vallahi çok olduğu için aklıma da çok gelmiyor ama yani. Bir kez daha o zaman bir büyüye başvuralım. Salih Tekke'ye bakalım o bu konuyu nasıl değerlendiriyor. Çok hırslı bir karaktere sahip olduğu için işine de bunu yansıttığından dolayı insanlar tarafından agresif yaftası yapıştırıldı. Uzaktan zor bir karakter olarak görünse de yakınla kurduğunuzda çok farklı bir Fuat Tekke'yi görürsünüz diye düşünüyorum. Net sorayım o zaman. Sizce siz agresif misiniz? Şimdi agresiflik derken ne kastettiğinizi biliyorum ama ben az önce bence bu sorunun bana sorulmasını hak etmiyorum da diyebilirim. Çünkü az önce bir yanlış örnekler verdik. Ben kabul etmediğim örnekler verdik insani tutum olarak. Benim bu ülkede Allah da bunu bana nasip etmesin. Değil insanın, hayvanının, taşının bile benden memnun olmasını isterim. Dolayısıyla bu ilişkilerdeki hassasiyet benim yaşamıma anlam verdiğim şey. Dolayısıyla o yüzden yani ukala gibi değerlendirmeyin. O yüzden hepsinde haklıyımdır diye söylüyorum. Aynı tepkiyi veririm diye söylüyorum ama tabii belki bu biraz ironi olabilir. Tabii büyüdük, biraz daha yaşımız ilerledi. Ama aslında söylemek istediğim özetle çok ciddi bu yani. Haksızlığa uğratıldığımız bu yani. Zarar verdim peki bu yönünüzü? Tabii. Ne değiştirdi? Değiştirdi diyemem. Şöyle çok daha farklı bir kariyer olabilirdi. Çünkü yeteneğimizin farkındaydım. Peki Altay'a gidişi, Altay'a isteyerek mi gittiniz? Hayır. Nasıl oldu? İşte o kavgalardan bir tanesi. Bir hocamızla kavga ettik sahne içerisinde. Bir arkadaşıma sahne içerisinde bir abimiz çok garip küfürler etti. Ben de müdahil oldum mecbur. Öyle hatırlıyorum. Kavga, gürültü. Sonrasında